Cümleten selamün aleyküm dostlar. Yeni konu ve gündemlerle tekrar beraberiz. İlk olarak Can Gardaş, Azerbaycan'la başlıyorum. Azerbaycan'da Cumhurbaşkanlığı seçimleri yapıldı ve İlham Aliyev tekrardan Azerbaycan Cumhurbaşkanı seçildi. Hayırlı uğurlu olsun diyelim. Azerbaycan'da 7 Şubat'ta yapılan erken Cumhurbaşkanlığı seçimini %92,12 oyla kazanan İlham Aliyev, yemin ederek 5. dönem için görevine resmen başladı. Bakanlar, milletvekilleri, ülkede görevli büyükelçiler ve üst düzey konukların katıldığı yemin töreni Azerbaycan Milli Meclisi Genel Kurulu salonunda yapıldı. Aliyev, Azerbaycan Anayasası üzerine el basarak, "Cumhurbaşkanlığım süresince Azerbaycan Anayasası'na bağlı kalacağıma, devletin bağımsızlığı ve toprak bütünlüğünü koruyacağıma, halkıma liyakatle hizmet edeceğime yemin ederim." dedi. Sayın Erdoğan, Aliyev'i arayarak tebrik etti. Bu tebrik mesajların ardından bir tebrik de Pakistan'a yapılacak gibi. Niçin? Çünkü Pakistan'da da biliyorsunuz iç siyaset bayağı karışıktı. İmran Han seçimi açık ara kazandı fakat 10 yıl artı, 8 yıl artı bilmem 6 yıl. Toplamda 30 yıla yakın ceza almıştı. İmran Han'ın partisi seçimden zaferle çıktı. Bakalım neler olacak, neler bitecek. Azerbaycan'da sıkıntı yok. Oralarda yarım kalan işler devam ettirilecek inşallah. Aslında yarım kaldı değil de beklediğimiz mutlaka ama mutlaka olması gereken Zengezur'un bir şekilde tekrardan açılması. Biz seve seve açtırak diyoruz ama onlar seve seveyi istemezse, sektire sektire, daşnakları, uçurta uçurta kısmına geçeceğiz. Artık kendileri karar verecek. Hem Azerbaycan'a hem Pakistan'a hayırlı olsun kardeşlerimize diyelim bir ve beraber yolumuza devam. Geçiyorum. Kıbrıs Uç Beyliği'ne, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı, Türkiye'de Hakan Fidan Reis'le görüşmeler, konuşmalar, şimdi Kıbrıs'ta da bir süreç devam ediyor. Bugün bir devlet adamıdır. Ayrıca anavatanla olan bağların sarsılmaz bir savunucusudur. Kendisine Ankara'ya hoş geldiniz diyorum. Huzurlarınıza bir kez daha. Sağ olun Sayın Bakan. Hani dünyanın dört bir tarafında Türkiye ile ilgili haberler var. Ben sizlere burada bir parantez açayım. Bu haberleri her gün anlatmaya ve aktarmaya çalışıyorum. Ve benim anlattığım haberlerin şöyle bir durumu var. Arkası yarın gibi. Hani bugün Kıbrıs'la ilgili haberler anlatırım. 2 gün sonra, 3 gün sonra o haber ne oldu? Sonuç nereye vardı? Onun da devamını ettiririm. Mısır'daki haberi anlatırım. 2 gün sonra, 3 gün sonra Mısır'la ilgili haberi devam ettiririm. Böyle böyle dünyanın dört bir tarafındaki konulara sizlere bulup buluşturup burada kendi lisanımda anlatmaya ve aktarmaya çalışıyorum. Hatalar yapıyorum. Affola dostlar, o zaman parantezi kapattık. Kıbrıs'ta devam. Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu, Türkiye'de Hakan Fidan'la görüştüler. Kıbrıs'ta süregelen adımlar ve Kıbrıs'ta son 6 aydır gündemi iyice meşgul eden Pile Yiğitler Köyü yapımının son durumu ve ayrıca görüşmelerin tekrar başlaması adına Kıbrıs Türk tarafı, Kıbrıs Rum tarafı arasında Kıbrıs barış müzakere görüşmelerin tekrar başlaması adına bir zirve yapıldığı iddia ediliyor. Bunu da destekleyen haber yine Ankara'dan geldi. Birleşmiş Milletler Genel Sekreterinin şahsi Kıbrıs özel temsilcisi, o da Ankara'daydı. Hakan Fidan'la görüştü. Arkada fotoğrafları görüyorsunuz, şahsi o nasıl oluyor? Bugüne kadar hep böyle Birleşmiş Milletler Kıbrıs özel temsilcisi atanıyordu. Böylece ne oluyordu? Birleşmiş Milletleri üye ne kadar ülke varsa hepsi Kıbrıs konusunda bir parça söz sahibiydi. Ama bu defa Türk tarafı, hem Türkiye hem de Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti hayır. Biz Birleşmiş Milletler özel temsilcisi istemiyoruz. Şahsi temsilci olursa tamam, sıkıntı yok. Rum ve Yunan ikilisi hayır olmaz dedi. Ve Türk tarafının dediği hayret ilk kez Birleşmiş Milletler kapsamında kabul edildi. Ve Kuderes kendi şahsi bir nevi sekreterini Kıbrıs'a gönderdi. O da hemen rotayı ilk olarak Türkiye'ye döndü, Ankara'ya geldi. Biz Kıbrıs'ta iki eşit devlet, iki egemen devlet üzerinden adımları atıyoruz. Türk devlet aklı bu kararı aldı ve bu kararı uygulanmaya devam ediliyor. Yani içeride iki ayrı federe devlet, dışarıda bir çatı devlet, bunu kabul etmiyoruz. Kıbrıs Türk devleti, Kıbrıs Rum devleti, biz buna varız. Bakın, yaz aylarında süreç daha da hızlı ilerleyebilir. Can kardeş, Azerbaycan'dan Kıbrıs'a, Lefkoşa'ya, Ercan'a seferler başlarsa varın görün siz olayları. Hele hele ki bir de Putin uçakları kaldırırsa, Rusya'dan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne doğrudan seferler başlarsa, olaylar daha da hızlanacaktır. Türk devletleri bu işi daha da hızlandıracaktır inşallah. Ama şöyle bir durum var, Azerbaycan hariç Türk devletlerinden önce Libya'dan, Somali'den, buralardan seferler daha erken gelebilir. Maalesef Türk devletleri Kıbrıs konusunda geriden, bayağı bir geriden geliyorlar.
Bir taraftan Pile Yiğitler köyü yol çalışması devam ediyor. O bir taraftan Kıbrıs'ta attığımız adımlar devam ediyor. Geçit, Kale Havalimanı, orada İHA'ların SİHA'ların üstü ve jet üstüne çevirme çalışmaları devam ediyor. Ve diğer taraftan Kıbrıs konusunda görüşmeler yeni çatı altında da ilerleyen dönemde başlayacaktır. Her daim dediğimiz gibi Kıbrıs Türktür, Türk kalacak. Arap Yarımadası, Türkiye ile ilişkilerini her geçen gün daha da arttırıyor. Arap Yarımadası, Türkiye'nin ürettiği tüm teknolojilerden faydalanmak istiyor. Suudi Arabistan'ın Türkiye'de İHA-SİHA alımları, teknoloji alımları hızlıca ilerliyor. Suudi Arabistan, Türkiye'den 60 tane Akıncı'ya 3.1 milyar dolardan fazla para verdi ve tabii bunun bakımı idamesiyle beraber bu meblağ onun üzerindeki kanatlarındaki mühimmatlar falan filan derken neredeyse 5-6 milyar doları bulacak bir çalışma, uzun vadeli bir çalışma, bunu geçtim. Şimdi Suudi Arabistan'dan yeni bir haber daha geldi. Suudi Arabistan denizlerde kullanmak için Türkiye'nin ürettiği insansız deniz araçlarına talip oldu. Sefine Tersanesi ve Aselsan'ın geliştirdiği Marlin Sida, Suudi Arabistan'ın yeni koruyucusu olacak. Tamamen yapay zekalı üzerinde Türk yapımı roketler, füzeler ve silah sistemleri ve koruma sistemleri ve elektronik harp sistemleri tamamen komplike bir çözüm. Suudi Arabistan'a yeter artar bile, zaten bir sıkıntısı yok. Bu sergilenen modelde TÜBİTAK SAGE'nin geliştirdiği kuzgun füzeleri de Marlin SİHA üzerinde yerini aldı. Üzerinde her türlü füzeleri, mühimmatları yerleştirebiliyoruz. Hani böyle yap boz gibi onu çıkar biraz, bundan koyalım, onu çıkar denizaltılara koyalım, torpido fırlatıcı koyalım, onu alalım, işte çakır füzesini atacak sistemler koyalım. Suudi Arabistan, esasen Arap Yarımadası'ndaki ülkeler. Türkiye'nin son 10 yılda geliştirdiği, özellikle son 10 yıl diyorum çünkü çok hızlı bir süreçte ilerliyoruz. Türk teknolojilerinin hepsine talipler, güzel sıkıntı yok. Satılması gereken her ürünü satıyoruz. Ha, bizde olması gereken ama satılmaması gereken ürünlere de satmıyoruz. Bunun da altını çizelim ve belirtelim. Türkiye, Arap Yarımadası'ndan Çin'i tekmeliyor. Türk teknolojileri daha da yükselişe geçiyor. O zaman gelsin, dolarlar, eurolar yolumuza devam. İsrail, Gazze, Mısır, Türkiye, Akdeniz, Doğu Akdeniz. Tüm bu eksende çok hızlı süreçler yaşanıyor. Hani dün anlattığım haber bugün değişiyor. O gelişme ne oldu, onu da sizlere anlatırım. İsrail, Hamas'ın getirdiği ateşkes konusunu reddetti ve orduya saldırı emri verdiği iddia ediliyor. Bu defa Refah, sınır kapısı ekseninde. Hani benim sizlere anlattığım Philadelphia koridoru da haritayı görüyorsunuz. Burası çokça gündeme geliyor. Philadelphia koridorunda bu Gazze'deki masumlar oraya sığındılar. Orada hepsi böyle toplu halde bulunuyorlar ve orada bir koridor oluşturarak Mısır'la Gazze arasına giren İsrail, orada 5 kilometrelik, 10 kilometrelik bir tampon bölge oluşturmak istiyorlar. Tamamen Gazze'nin bağını Mısır'la koparmak istiyorlar. Şimdi iddialar bu yönde. İsrail basını böyle söylüyor ama diğer taraftan Arap basında da farklı haberler var. Hamas'ın getirdiği ateşkes şartlarını İsrail'in kabul ettiği, Netanyahu'nun İsrail savaş kabinesinden habersiz bu ateşkesi kabul ettiği iddia ediliyor. Belki Netanyahu şeytanyahu el yükseltiyordur. Daha çok bir şeyler koparsın diye Sayın Erdoğan'ın Mısır'a yapacağı ziyaret öncesi Mısır, İsrail, Gazze, Türkiye, Akdeniz, Doğu Akdeniz tüm bir ekseninde çok hızlı gelişmeler yaşanıyor. İnşallah bölgeye huzur bizimle beraber gelecektir. Kahraman daim, muzaffer Türk orduları bunların topunun hakkından gelecek, o günler, o yıllar gelecektir. Sabretmesini çok iyi biliriz ama o sabrın sonunda topunun hakkından da geliriz. Evvel Allah Kudüs'te anlı şanlı Türk bayrağı tekrardan dalgalanıncaya kadar bize durmak yok. Çünkü bir hedefimiz ve hayalimiz var. Çünkü dünyada bizi bekleyen dost ve kardeş diyarlar var. Çünkü dünyada bizi bekleyen masumlar ve mazlumlar var. Çünkü atalarımızın at koşturduğu diyarlarda huzur bizimle gelecek inşallah. Onun için durmadık, durmuyoruz, durmayacağız. Doğru bildiğimiz yolda koşar adım ilerlemeye devam. Yolumuz ilahi kelime tuğla, hedef kızıl elma. Bu bağlamda Allah kahraman Türk ordumuzu her daim zafere iletsin. Allah Türkiye'mizi her daim yüceltsin. Yeni konu ve gündemlerle tekrar görüşünceye kadar inşallah Allah'ın en güzel rahmeti, selamı, bereketi hepimizin üzerine olsun. Sevgili dostlar, Allah'a emanet olun.